Erdoğan'ın 20 yıl önceki telefon kayıtları ifşa olacak, Eski Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olay ifşa. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu iddianamesini hazırlayan Ankara Başsavcılığı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresiyle muhalefet liderlerinin 20 yıl önceki telefon kayıtlarını hukuksuz bir şekilde elde ettiğini belirterek, siyasi skandal uyarısı yaptı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı, Necip Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde gerçeğe değil kurgusal gerçeklere yer verildiğini belirterek Ankara Cumhuriyet Savcılığının liderlerin 20 yıl önceki telefon kayıtları üzerinden siyasi skandal çıkarılacağını öne sürdü. Necip Hablemitoğlu iddianamesinde cinayeti azmettirmekle suçlanan Enver Altaylı sosyal medya hesabından iddianame ile ilgili değerlendirmede bulundu. Enver Altaylı şu paylaşımı yaptı: "Artık hakikat sonrası döneminde yaşıyoruz." Bu dönemde geçer akçe, hakikatin söylenmesi değil, sanki hakikati dillendiriyormuş gibi yapıp ardı ardına hilafı vaki beyanları ya da modern tabirle, kurgu gerçekleri dile getirmektir. Ondan sonra da bekle ki birileri gelsin ve bu kurgu gerçekler yerine hakikatleri açıklasın. Hakkımda hazırlanmış olan ve beni odak noktasına koyan iddianamenin yaptığı da tam olarak budur. Bu iddianamede yer alan kurgu gerçekleri tek tek ortaya koyacağım. Ancak hukuk devletinin bekasını ilgilendiren bir hakikat var ki, onu açıklamamın öncelik arz ettiği kanaatindeyim. İddianamede belirtilen pek çok kurgu gerçeğin, yanında bir de tartışmaya açık olmayan bir hakikat ikrar edilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma bahanesiyle bütün muhalefet liderlerinin 20 yıl önceki detaylı telefon kayıtlarını hukuka aykırı bir şekilde elde etmiştir. Bununla da yetinilmemiş, iktidar cenahında yer alan herkesin detaylı telefon kayıtları elde edilmiştir. Yabeten, Sayın Cumhurbaşkanı ve yakın çevresinin de detaylı telefon kayıtları elde edilmiştir. Nitekim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bahanesiyle, tüm Türkiye'nin detaylı telefon kayıtlarını hukuka aykırı şekilde elde etmiştir. Bir de muhalefet liderlerinin arama trafiğine binlerdini ekleyip, olay anında olay yerinde olduğunu gösteren verileri de ekleselerdi. Gelin de ayıklayın pirincin taşını. Kim bu verileri nasıl çürütecek? Bugüne kadar değişik şekillerde ve vesilelerle pek çok kere terörist ilan edilmiş olan muhalefet liderleri olduğumuz size ispatlı teröristler. Aklınıza, polisimiz kesinlikle böyle bir şey yapmaz, düşüncesi gelebilir. Ama ben başıma geldiği için ve belgelerle de ispat edebildiğim için böyle şeylerin olduğunu ve olabildiğini çok iyi biliyorum. Mesela ben 20 Ağustos 2017'de gözaltına alındığımda telefonlarıma el konulmuştu telefonların polisin elindeyken telefonumla YouTube'a girilip müzik dinlenmiş olduğunu, bu cihazlara müdahale edilmiş olduğunu belgelerle, bilirkişi raporlarıyla ispat ettim. Ama ilginçtir ki ben, müdahale edildiği ispatlı olan bu dijital verilere dayanılarak hala hapiste tutuluyorum. Pirincin taşını gösterdiğiniz halde, pirincin taşını ayıklamanız pek mümkün olmayabiliyor. Alın size hakikat sonrası. Bu noktada ortada çok büyük bir hukuk skandalı vardır ve bu hukuk skandalının yakın zamanda büyük bir siyasi skandal yaratmak için kullanılması muhtemeldir. Böyle bir senaryoyu engellemenin de tek bir yolu vardır. Hukuk devleti içerisinde bu kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak saklayan, isteyen, hazır eden, iddianameye delil olarak ekleyen ve bunları kullanarak iddianameyi kabul eden herkesin hukuk önünde hesap vermesi